Selam. Son günlerde koleksiyonumda eski favorim olan bir highlighter keşfettim. Onu göstereceğim. Hangi alıkla beraber kullanıyorum? Bir göstermek istedim çünkü bence inanılmaz parlak duruyor. Makyajı sabah yapmıştım. Şimdi üzerinden geçerken sizinle paylaşayım dedim. Çünkü böyle uygulamalı gösterdiğim, hani doğal gösterdiğim şeyleri daha çok sevdiğinizi biliyorum. Bu MAC'in Extra Dimensional allıklarından benim en sevdiğim pembe tonu. Böyle hiç highlighter sürmediğinizde de bu arada bayağı pasparlak duruyor yanakta. Ben bunun turunculu bir tonunu da çok severek kullanıyorum özellikle yazın ama bu benim en sevdiğim, dibini görmüşüm zaten. Bordomsu daha koyu bir tonunda almak istiyorum. O da güzel olur bence. Kışın iyice böyle kızarmış yanak gibi durur ama o kadar doğal böyle kremalık gibi duruyor ki ve çok kalıcı. Bunu koyuyorum şimdi buraya. Beni eskiden beri takip edenler hatırlar belki. Seneler önce Bobbi Brown'la bir koleksiyon yapmıştık. Oradaki highlighter'dı bu. Dibini görmüşüm. Çok severek kullandığım bir üründü. Makyaj masamı düzenledikten sonra, bütün çekmecelerimi düzenledikten sonra eski favorilerimi buldum. Bir sürü yeni ürün keşfettim orada. Hiç açılmamış şeyleri açtım falan. Son zamanlarda değişik değişik günler güzel kombinasyonlar buldum aslında. Bu da pembe halıklarla özellikle çok yakışan bir highlighter. Hiç simsim durmuyor. Çok güzel eriyor. Aşırı güzel bütünleşiyor pembe tonlarla. Linkini koyuyorum buraya. Hani pahalı bir ürün ama ben kaç senedir kullanıyorum. Çok kullanma rağmen de bitmedi. Böyle. Burası birazcık make-up tutorial'ı, birazcık da aylık favori videosuna döndü ama artık YouTube'da böyle şeyler yapmadığım için bence burada yapabilirim. Bir ürün daha göstereceğim size. Son zamanlarda bu küçük kuyruk için kullandığım bir eyeliner. Kahverengi fırça uçlu bir eyeliner. Bu koleksiyon ürünü bu arada. Bu yok şu an sanırım ama bunun normal siyah paketlisi var. Brush Brown ismi. Normal kahverengi eyelinerlerden farkı şu NYX'i de çok seviyorum çünkü ben bunun kahverengisi de çok güzel. Böyle açık bir renk. Açık bir renk olduğu için de gerçekten buradan böyle son kirpiymiş gibi duruyor. Yani böyle eyeliner kuyruk çekmişim gibi değil de gerçekten çok açık duruyor. Biraz şuna benzettim ben. Bu benim yine MAC'in kaşımda kullandığım keçe uçlu. Böyle az renk veren, çok yaptım. Az renk veren kaş kalemi. Biraz buna benziyor. Bunun daha koyusu, böyle sıvı bir ürün. Özellikle sarışınlar mesela çok sevecektir bunu. Değişik bir şey olduğu için bir göstermek istedim. Şu an çok güzel kar yağıyor. Eğer kar keyfi yapmaya dışarı çıkacaksınız veya işiniz için dışarı çıkıyorsanız lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım bugünlerde. Çünkü onlar ne kadar aç ve susuz kalırlarsa soğuğa dirençleri o kadar düşüyor ve tehlikeye giriyorlar. Yemekleri, suları koyarken üzerine kar yağmayan nispeten kuru bir yere, kapalı bir yere bırakmaya özen gösterelim. Ve suyun donmaması için içine birkaç damla zeytinyağı damlatabilirsiniz. O zaman donmuyor. Ben de bugün bırakacağım. Bu arada benim böyle soğuk havalarda modum aşırı düşüyor. Cildime de yansıyor. Böyle kuru hissediyorum. İşte mat görünüyor, solgun, donuk görünüyor. Hemen bir cilt bakımı yaptım. Spor kıyafetlerimi giydim, pijamalarımı çıkarıp bir umut spor yaparım diye. Bir kendime geldim, tazelenmiş hissediyorum şu anda. Benim her zamanki gibi filler serumuma gitti. Bu benim ikinci şişem bu arada. Bunu da dibine geldim. Yedeğim tabii ki var. Saf hyaluronik asit içeriyor. Dermatologlar tarafından onaylı. Anında daha dolgun, daha parlak, daha canlı. Çok nemli hissettiğiniz bir cilt yaratıyor. Benim vazgeçilmezim. Eğer hala denemediyseniz mutlaka deneyin. Buraya linkini koyuyorum. Dediğim gibi birkaç gün evdeyiz belli ki. Güzel cilt bakımlarımızı yapalım.
saçıma bakın. Hayatındaki en kabarık ve kırıcık gününü yaşıyor. Çok hoşuma gitti. Keşke evde olmasaydım, dışarıda bir... Bu bir makyajla falan çok güzel olabilirdi. Neyse. Her neyse, bu akşam çok güzel bir Reels paylaşacağım sizinle. Maske yaptığım, böyle bir sürü farklı ürün gösterdiğim. Açıklamalı da böyle bir yazarım story'de. Daha böyle pazar bakımı işte ya da haftalık bir bakım gibi düşünebilirsiniz. Ama her gün tabii ki o kadar ürünü birlikte kullanmıyorum. Ona enerjim asla yok zamanımda. Her sabah ne kullanıyorum? Bittikçe aldığım birkaç tane kilit ürün var benim. Onları sizinle paylaşacağım şimdi. Biri senelerdir kullandığım Foreon. Bu da yine bitmek üzere. Devasa bir Bioderma'nın ya da Bioderma'nın miseler köpüren jeli. Hassas ciltlere de uygun. Hiç kurutmuyor cildimi. Çok güzel. Hem köpürerek temizliyor. Köpürmeyen temizleyicilerin cildimi temizlemediğine inanıyorum. Psikolojik bir şey de olabilir. Bununla beraber gerçekten hani peeling yapmama da gerek kalmadan her gün sabah ve akşam böyle temizliyorum. Diğeri de L'Oreal'in Filler Hyaluronic Acid Serumu. Bu benim ikinci şişem. Hiçbir şekilde hani gözeneğimi tıkamadan, ağır gelmeden çok güzel cildimi parlatıyor. Nemlendiricinin altına uyguluyorum ben bunu her gün, özellikle gündüz. Gerçekten daha dolgun, daha parlak, özellikle makyajsızken daha iyi görünen bir cilt yaratıyor bana. Hani buna, yani hyaluronik asit serumuna alıştıktan sonra sadece nemlendirici biraz yetmemeye başlıyor. Hem daha parlak hem de daha nemli, çünkü nemlendiricinin de nemini tutuyor ciltte daha uzun süre. Aslında önemini her zaman bildiğim ama güneş koruyucular genelde gözenek tıkadığı için, ben de sivilce yaptığı için cildimi bozmamak uğruna kullanmadığım, alışkanlık haline getirmediğim bir şeydi güneş koruyucu. Ama ne kadar cilt bakımı yaparsanız yapın, ne kadar iyi bakarsanız bakın cildinize, güneş koruyucu kullanmadıktan sonra hiçbir manası kalmıyor yaptığımız şeylerin. Bu La Roche'un Antelios 50 koruma faktörlü güneş koruyucusu hiçbir şekilde gözeneklerimi tıkamıyor. Ben de çok şaşkınım. Sivilce yapmıyor. Çok uzun süredir kullanıyorum. Hiçbir olumsuz tarafını görmedim. Sadece eğer makyaj yapmıyorsanız da akşam yüzünüzü yine böyle işte bir yüz yıkama jeliyle temizlemeniz gerekiyor. Yoksa tıkar. Ama onun dışında akışkan, hemen emiliyor. Makyajın altında böyle pütür pütür soyulmuyor. O yüzden favorim bu. Bu ürün de kesin görmüşsünüzdür bende. La Roche'un Lipikar balmı. Bebeklere de kullanabiliyorsunuz. Bunu vücudunuza da kullanabiliyorsunuz. Kuru cilde çok iyi gelen. Benim cildim çok kuru olmamasına rağmen kurumaya meyilli. Atopiye eğilim gösteren ciltlerde de gerçekten çok güzel sonuç alan insanların bir nemlendirici krem. Ben bu devasa şeyi bitirdim. Ve daha küçük boyunu aldım. Çünkü bunu taşıyamıyordum yanımda. Ama pompalı biraz daha rahattı. Gerçekten benim en sevdiğim nemlendiricilerden bir tanesi. Eczane ürünü, bir eczane markası. O yüzden hani kokusuz, daha böyle risksiz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ve cildimi gerçekten normale hatta böyle çok parlak ve nemli, neredeyse yağlıya yakın bir hale dönüştürüyorum. Ben bu görüntüyü ve hissi çok seviyorum. Bu da benim yeni takıntım, biliyorsunuz. Ballı dudak yağım. Bir daha şöyle üstünden geçeyim. İnanılmaz nemlendiriyor. Gloss gibi görünüyor. Dışarı çıkarken kullanacaksanız. Ve çok kalıcı. Böyle bir kalıcı gloss yok. Laneje benzetiyorum. Özellikle gece yatarken sürdüğümde, gece yatarken sürüyorum bunu. Sabah kalktığımda hala dudağımda oluyor. Çok güzel nemlendiriyor. Acayip sevdim ben bunu. Bu kadar aslında. Hani kaç ürün ediyor bilmiyorum şu an ama 5 galiba. Yüzümü yıkıyorum. Hyaluronik asitimi sürüyorum ki hani daha nemli olsun bütün gün cildim diye. Daha parlak görünsün diye. Güneş koruyucumu sürüyorum. Nemlendiricimi geçiyorum. Ve dudağımı nemlendiriyorum. Bu kadar aslında gündüz cilt bakım rutinim. Ekstra bir şey sürmeyeceksem. Vaktim de yoksa ya da hani en basic hali bu aslında. Hani öyle uzun uzadıya bir cilt bakım rutini gibi düşünmeyin. Gözünüze büyütmeyin. Her gün cildinize iyi bakın. Akşam dediğim gibi böyle güzel detaylı bir Reels gelecek.
Geçen gün size Cambly'e 6 aylık aboneliklerin geldiğini, üstelik %40 indirimli olduğunu söylemiştim. Bir de kod vermiştim. Bugün o kampanyanın son günü ve benim kodumla sadece 100 kişi faydalanabilecek. Eğer 12 ay çok uzun, 3 ayda çok kısa diyorsanız bu nadir gelen fırsatı kaçırmayın derim. Andeli İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz konuda konuşabildiğiniz, hem pratiğinizi hem kariyeriniz için hem özgüveniniz açısından geliştirebildiğiniz çok güzel bir uygulama, size seviyorsunuz biliyorum. Kodu buraya koy. Bu akşam 8'de Trendyol uygulamasında canlı yayında birlikteyiz. En çok kullandığım, her mevsim giydiğim parçalar, kıyafetler, işte aksesuarlar. Bunlardan bahsedeceğim size ve size özel çok güzel bir indirim kodum var. Hem bu linkten gidebilirsiniz hem de yayın saatinde ana sayfadan da gidebilirsiniz. Akşam birlikteyiz. Bekliyorum hepinizi. Görüşürüz. Sizinle yeni bir keşfimi paylaşmak istiyorum. Kuru meyve çok seviyorum ben. Daha önce de bir sürü marka göstermişimdir size ama en iyisini şu an bulduğumu düşünüyorum. Çünkü ince ve yumuşak olanları sevmiyorum ben. Böyle üç boyutlu ve çıtır olanları seviyorum. Mandalina ilk defa bu markada denedim bu arada. Efsane. Benim favorim. Siz de benim gibi incir seviyorsanız ASMR. İnanılmaz. Bir böyle set bütün bitirdik maksimum 2 günde falan. Ve yenisini sipariş ettim. İlk defa Bird'den sipariş ettim. Şimdi onu deneyelim beraber. Efsane. Sizinle paylaşmak zorundaydım buna.